Soba ve tüplü ısıtıcıların kullanıldığı kış aylarında yanlış kurulum, soba ateşinin vakitsiz tarlanması ve rüzgarlı günlerde yıkılması karbonmonoksit gazı zehirlenmeleriyle ölüme kadar neden olabilmektedir. Karbonmonoksit gazının renksiz, tatsız ve koksuz olduğuna dikkat çeken acil tıp uzmanı Dr. Murat Delül, karbonmonoksit zehirlenmelerinden kaynaklı vakaların artabileceği bir dönem olduğunu söyledi. Karbonmonoksit gazına maruz kullanıldığında zehirlenmenin tespit edilmesinin biraz zor olduğunu ifade eden Delül, genellikle baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişilere yapılan tetkikler sonucunda karbonmonoksit gazı kaynaklı zehirlenme tanısı konulduğuna dikkat çekti. Vakaların artacağı bir dönemdeyiz. Biliyorsunuz karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve tahriş edici olmayan bir gazdır. Bu özelliği dolayısıyla zaten tespit edilmesi ya da bu gaza maruz kalındığının fark edilmesi çok zordur. Bu sebeple insanların bu konuda biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Özellikle zaten ülkemizde zehirlenme vakaları genellikle gece saatlerinde olduğu için genellikle gece akşam 7'den sabah 7'ye kadar olan zaman diliminde en sık görüyoruz bu zehirlenme vakalarını. Hele ki ölümler gece 3 ila 5 gibi en böyle insanların uykuda olduğu saatlerde olmaktadır. Şimdi karbonmonoksit zehirlenmesinin karbonmonoksit gazı aslında çok zehirli bir gazdır. Normal atmosferde 1/1 oranında bulunur. Bu 1/10'un üzerine çıktığı anda zehirlenme bulguları ortaya çıkar. Karbonmonoksit gazının bir özelliği şudur. Kanda hemoglobine oksijenden 200 kat daha fazla bağlanır. Ve oksijenin dokuya geçmesini engeller. Birçok bu özelliği nedeniyle işte renksiz, kokusuz, tatsız olması özelliğiyle zaten sessiz katil, İşte sinsi düşman diye adlandırılan bir gazdır. Genellikle hafif, orta ve ağır zehirlenmelerde farklı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bizim klinikte en sık karşılaştığımız belirti baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı kusmadır. Ağır vakalarda özellikle bilinç değişiklikleri, bilinç kaybı, koma, epilepsi nöbetleri, idrar dışkı kaçırma gibi semptomlar olabilmektedir. İnsanlar genel olarak en sık baş ağrısıyla bize başvurmaktadırlar. Aklımıza gelirse zaten acil servislerde çok basit 5 dakikalık bir tetkikle, bir kan tahliliyle tanı koyabilmekteyiz. Kan gazı dediğimiz bir tahlille. Buradan tanı aldıktan sonra tabii tedavi de kliniğin ağırlığına göre, zehirlenmenin derecesine göre planlanmaktadır. Ülkemizde halen daha sobayla ısınan birçok hane olduğundan dolayı bu noktada insanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bu bağlamda insanların böyle bir zehirlenmeye maruz kalmaması için soba bakımlarının, baca bakımlarının mutlaka düzenli bir şekilde yaptırılması gerekiyor. Özellikle lodoslu, rüzgarlı havalarda soba kullanımı veya bu tarz cihazların kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse alternatif ısınma seçeneklerini kullanmalarını öneriyoruz. Onun dışında soba, işte kombi ya da şofben gibi cihazların tek bir bacadan ortak verilmemesi hususunda dikkat etmeleri gerekiyor. Soba bacalarının, borularının baca içerisine çok fazla ilerletilmemesi, soba borularının hasarlı ya da eskimiş olan boruların mümkün olduğunca kullanılmaması gerekmektedir. Bu zehirlenme riski dolayısıyla mutlaka kapı ve pencerelerde menfezlerin bulunması gerekmektedir. Bu karbon kaynağı, yani doğalgaz olur, benzin olur, odun olur, kömür olur, bunların tam yanmamasından kaynaklanıyor. Tam yandığı zaman karbondioksit gazı çıkıyor. O kadar zehirli bir şey değil ama karbonmonoksit çok daha ciddi bir sıkıntı.